Buyur. Turşusunu yapalım mı hemen? Hadi yumurta turşusunu yapalım. Bey? Hemencecik yapalım. Evet, hemen yapalım yumurta turşusunu. Şöyle de siz de göstereyim isterseniz. Tamam, göstereceğim. 6 tane haşlanmış yumurtamız var. Hiç öyle yumurta turşusu iyi nasıldır falan demeyin. Çok lezzetli oluyor. 6 tane yumurtayı haşladık. Şöyle güzelce kabuklarını soyduk. Feridun Bey'in gibi değil benimki. Kabukları soyulmuş. Soyulmuş. Bir su bardağı su koyuyorum. Şöyle bir küçük bir kabın içine. Bir su bardağı su. Sirke koyacağım. İçine. Yarım su bardağı da sirke koydum. Suyun içine. Bir çay kaşığı tuz koyacağım. Feridun Bey. Tuz, tuz. Tuz bizim şu. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Şeker koyacağım. Bir çorba kaşığı da şekerimiz bu var. Bu turşunun diğer turşulardan ayıran bir özelliği var. Tuzla beraber biraz şeker konuyor buna. Evet, diğer şeker koyduk. Diğer turşulara şeker konmaz. Buna şeker konuyor. Bir tane yumurtayı kabuk... şöyle diri tutsun diye anlatacağız şimdi. Kabuk tarçınımız var. 4 tane de karanfilimiz var. 5 dakika kaynatacağız. Feridun Bey, değişik bir turşu. Evet. Ay 4. Bir şey olmaz herhalde. Bir 5-6 tane oldu. Hiçbir Feridun olmaz. Bey, şöyle bir 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bunları ılıtacağız. Suyumuzu ılıtacağız. Tamam, daha sen sonra yaparak göster. Kabuk sirke koymuştuk. Bir çay kaşığı tuz, bir su bardağı su, bir çorba kaşığı şeker, bir kabuk tarçın, 4 tane karanfil. Bunları güzelce 5 dakika kaynattık. Kaynattık. 6 tane de yumurtayı haşladık. Kabuklarını soyduk Feridun Bey. Yumurtaları şöyle güzelce bir kavanozun içine diziyoruz. 6 yumurtayla yaptık. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Hemen şöyle suyunu ekliyoruz. Hiç süzme gerek yok Feridun Bey. Peki Serap Hanım. Hiç gerek yok. Tarçının suyu çıktı. İçine de 2 tane lahana, kara lahana. Doğranmış kara lahanayı içine atıyoruz. Bu da renk versin diye işte o rengi böyle elde ettik. Feridun Bey. Kara lahanaları koyduk. Bir evet, de güzel renk versin diye renk koyduk. Renk versin diye yine hibiskus atıyoruz içine. Yani bamya çiçeği diyorlar değil mi buna? Bamya çiçeği diyorlar. Şöyle 2 yaprakta hibiskusu attık. Sonra da ağzını güzelce... Sıkıca. Sıkıca kapattım. Sıkıca şöyle. Evet bu ama çok önemli. Kavanozunuzun daha önceden kullanılmamış olması ve bıçakla hiç böyle açılmamış olması gerekiyor. Oynanmamış olması gerekiyor. Şöyle sıkıca kapattım ve turşuyu hani dışarı koyarız ya biz bunu buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında 5 gün bekletiyoruz. 5 gün sonra oluyor Feridun Bey. Harika. Biliyorsunuz ilk defa ekranda değil mi? İlk defa ekranda bulaşık makinesinde turşuyu da ben yapmıştım. İlk defa yumurta turşusunu da ben yaptım. Ben size hemen bir şey söylüyorum. Çok bu güzel. Turşunun, bulaşık makinesinde bu de yaptık. Şimdi yapayım, akşama da yiyeyim mi istiyorsunuz? O zaman ne yapacaksınız? Serap Hanım daha önce yaptığı gibi... Evet, hemen. Çamaşır makinesi... Hayır, bulaşık makinesini. Bulaşık makinesini açıyorsunuz. Özür dilerim, özür dilerim. Bulaşık makinesini. Gülmeyin ya, bir dakika. Canlı yayın kazası olabilir o kadar. Ne var? Olsun. Bulaşık makinesine koyuyorsunuz. Koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz ama ağzı çok iyi kapanacak. Kapatıyorsunuz, bulaşık makinenizi nasıl diğer şeylerinizi yıkayacaksınız ya, o da bir köşede duruyor ama ağzı iyi kapalı. Tek istediğimiz yüksek ısıda yapınız. Çıkardığınız zaman hemen ikram edecek şekilde hazır turşunuz. Evet.